Merhabalar arkadaşlar. Bugün trigonometri toplam farklı formülleriyle beraberiz. Çok kaliteli sorular çözeceğiz. Özellikle şekilli sorular seçtim. Çünkü burada zorlandığını fark ettim arkadaşlarımızın. İlk sorumuza başlayalım. Burada kotanjanttan bahsediyor. Biz kotanjantın toplam formülünü kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Tanjantı kullanıyoruz. Neydi hatırlayalım arkadaşlar. Tan alfa artı b eşittir. Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar 1 bölü yaptığımız anda zaten kotanjanta dönmüş oluruz. Dolayısıyla kotanjant yani tanjantı bulup 1 bölüsünü alarak devam edeceğiz. Şeklimize bakalım. Şekilde bir çember var arkadaşlar. Yarıçap olsun. Şunlara 1 1 diyelim. Sonuçta oran sorduğu için yani k falan demeye gerek yok. Nasıl olsa yazdığımızda sadece şekiller direkt değer veriyorum. Burası da 1. Bakın burası da bir yarıçap çünkü. Burası da 1. Burası da 1. Burası 1. Burada arkadaşlar şu açının 45 olduğunu zaten görebildik. Görüyorsunuz bir bir kenarlar. Ben alfayı bulmak istiyorum. O zaman şu açıyla kullanacağım. Şimdi diyorum ki alfa artı beta artı 45 eşittir 90. Buradan anlıyoruz ki alfa artı beta'nın da arkadaşlar 45 olması gerekiyor. O zaman biz tanjant alfa artı beta'yı bulalım hadi. Tanjant alfa yukarıdaki formül değerini yazıyorum değerleri. Tanjant alfa'nın ne olduğunu bilmiyorum. Tanjant beta'nın olduğunu biliyor muyum? Evet, onu bu üçgenden bulabiliyorum arkadaşlar. O da nedir? 1 bölü 2 değil mi? Karşı bölü komşudan. Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Yine tan alfa'nın ne olduğunu bilmiyorum. Zaten onu bulmaya çalışıyorum. 1 bölü 2. Bu arada tanjant alfa artı beta'nın ne olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? İkisinin toplamının. Evet, onu biliyoruz. Bakın nereden biliyoruz? Şöyle maviyle çizersem. Şurayı birleştirirsem arkadaşlar. Değil mi? Şuranın. Ve şuranın arkadaşlar bize alfa beta'yı vereceğini görüyoruz. Tanjant alfa artı beta buradan 45. 45 olduğu için de zaten karşılığı 1'dir. Yani bu ifadenin eşittir 1 olması gerekiyor. Buradan işler dışarı yaparak çok rahat tan alfayı bulabiliriz. Tan alfaya ben uzun uzun yazmamak için x diyeceğim. X artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi x bölü 2 eşittir 1. İşler dışarı yaparsak x artı 1 bölü 2 eşittir 1 eksi x bölü 2 olacaktır. Buradan 3x bölü 2 eşittir 1 bölü 2. X eşittir 1 bölü 3 yapacak. Gördüğünüz gibi x yani tanjant alfa arkadaşlar 1 bölü 3'müş. O zaman kotanjant alfa buradan 3'tür. Cevabımız Edirne. Evet yine şekilli bir soruyla beraberiz arkadaşlar. BC önce verilenleri yerleştirelim. BC 3'müş. BC neresi bakıyorum? Şurası 3 arkadaşlar. AD neresi? AD burası. Evet gördük. Burası da 3'müş. Bunlar birbirine eşitmiş. AB de 5'miş. Çok güzel. Şimdi çemberlerde biliyoruz ki arkadaşlar çapı gören açı 90 derecedir. Yani bir şuraya 90 derece dersek eğer zaten şu BC'nin 3 olduğunu bilmiyor muyduk? Şuranın da 4 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bakın burada bir 3, 4, 5 üçgen elde ettik. Ben şimdi şu açıya arkadaşlar X dersem, şu açıya da Y dersem. Bakın burayı birleştirdiğimde, şurayı birleştirdiğimde buranın da 90 olduğunu biliyorum çapı gördüğü için. Ve şuranın da zaten 3 olduğunu soru söylemişti. O zaman burası da 4 oldu. Yani ben şimdi iki iç açının toplamı X artı Y eşittir alfa. Bunu görebiliyorum. Demek ki ben sinüs alfayı bulmak istiyorsam aslında sinüs x artı y'yi bulmalıyım önce. Sinüs x artı y'de toplam formülde neydi? Sin x çarpı sin y, pardon cos y artı sin y çarpı cos x. Bu değerleri bulabiliyorum. Bakın kırmızı üçgene bakacak olursanız arkadaşlar kırmızı üçgende ne vardı? Sin x değeri geliyor. Sin x karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Yeşil olandan da cos y değerini bulabiliriz. Yeşil üçgenden cos y de komşu bölü hipotenüsten o da 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Artı sonra sin y için de tekrar yeşil üçgene bakıyorum. Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 çarpı cos x için arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten yine 3 bölü 5 oluyor. Gördüğünüz gibi 12 bölü 25 artı 12 bölü 25'ten 24 bölü 25 olarak sinüs alfayı bulmuş olduk. Cevabımız Bursa. Tanjant toplam formülü tekrar kullanalım arkadaşlar. Neydi? Tanjant x artı y. Tan x artı tan y. Bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Şimdi sinüs x'ten önce üçgen yazarak tan x'i bulalım. Sinüs x 3 bölü 5'miş. Yani karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5 ise burası da 4 olacaktır. Bakıyorum x açısı birinci bölgede. Dolayısıyla tanjant x'in pozitif yapacağını söylüyoruz. Buradan karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 4. İkinci bir üçgeni çizerek y açısı için buradan da tan y'yi bulmaya çalışacağım. Y'ye de bakın arkadaşlar 180 ile ne arasında? 270 arasında. 180 ile 270 arası üçüncü bölge zaten tanjantın artı olduğu yer. Dolayısıyla burada tanjant y yine artı pozitif yapacaktır. Kenarlar yerleştirirsek kosinüs y komşu bölü hipotenüsten 5, 12, 13 elde etmiş olduk.
Tanjant karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 5. Pardon, karşı bölü komşudan 12 bölü 5. Şimdi tan x ve tan y değerlerini yerine yazalım arkadaşlar. 3 bölü 4 artı 12 bölü 5 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 12 bölü 5. Yukarıda topladıklarımızı aşağıda çarpıyoruz. Üst taraf arkadaşlar 63 bölü 20 yaparken alt taraf da eksi 16 bölü 20 yapıyor. 20'ler sadeleşirse aradığımız cevap eksi 63 bölü 16 yapacaktır. Evet, bir başka güzel soru arkadaşlar. Önce şurada bakın, tanjant için bir bilgi vermiş. Tanjant toplam şeklinde, önce bunu bir açmalıyız. Ben bunu tan x artı tan 45 bölü 1 eksi tan x çarpı tan 45 diye düşünebilir miyim? Pi bölü 4'ün 45 olduğunu biliyoruz zaten. Tanjant 45 de 1'dir. Bakın buradan önce tan x değerini bulacağız. Tan x artı 1 bölü 1 eksi tan x eşittir 5. İçten dışarı yaparsak tan x artı 1'in 5 eksi 5 tan x olduğunu, buradan 6 tane tan x'in 4 olduğunu, tanjant x'in de arkadaşlar 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan sonra tan y de belli zaten. Artık şey yapabiliriz, formüle geçebiliriz. Kotanjantı bilmiyorduk, hatırlayın, ve kullanmak istemiyorduk. Ne yapıyorduk? Tanjant x eksiği bulup 1 bölüsünü alıyorduk. Tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y. Bakın tanjant x artı y de toplamda üst artı alt eksi iken fark da üst eksi alt artı olmuş oluyor. Değerleri yerine yazalım. Tan x'imiz 2 bölü 3. Tan y'miz zaten 1 bölü 3 bölü 1 artı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Üst taraf arkadaşlar 1 bölü 3 yaparken alt tarafta ne yaptı? 9, 2 daha 11 bölü 9 yaptı. Takla attırsak arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı 9 bölü 11'den cevabımız 3 bölü 11 yapacaktır. 3 bölü 11'i tabii işaretlemeyeceğiz. Bakın Adana'da şıklarda var. Biz çünkü tanjantı bulduk. Kotanjant bunun takla atmış hali. Yani cevabımız 11 bölü 3 Edirne'dir. Burada da arkadaşlar ACB soruluyor. Yani ben genelde bir açı sorulduğunda tanjantını bulmayı tercih ederim. Şuraya x dersem, bakın şu açıya, şuraya da y dersem, tanjant x artı y'yi bulursam muhtemelen bu belirli bir değer gelecektir. Belli bir değerde de açısına çok rahat dönebileceğiz. Cevap 45 olma ihtimali yüksek. Genelde çünkü tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Bakalım ne gelecek. Şimdi neden x ve y dedim arkadaşlar? Çünkü şu bir dik üçgenin içerisinde değil. Açının tamamını, c açısının tamamını tek bir seferde hesaplayamam. Ama parçalarsam eğer, iki dik üçgenden oluşan x ve y'ye dönüştürürsem toplam formülü kullanabilirim. Bakın burada x için bir dik üçgen oluşturabildim. Y için de şurada mavi dik üçgen oluşturabildim. Gördünüz mü arkadaşlar? O zaman ben toplam formülü yazacağım. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y. Tan x'in değerine bakıyorum şu üçgenden arkadaşlar. Karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Tan y'nin değerine bakıyorum. Karşı bölü komşudan arkadaşlar bu üçgen bu sefer 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Bunu da hesapladığımızda üst taraftan payda eşleyince 5 bölü 6 geliyor. Alt taraftan da yine 5 bölü 6 geliyor. 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6 1 yapacak. Biz neyi bulduk arkadaşlar? Tanjant x artı y'yi bulduk. Değil mi? 1 diye. Tanjant ne zaman 1 değerini alır? 45 derece. Demek ki x artı y arkadaşlar 45 dereceymiş. O da zaten sorunun bizden istediği açıydı. Yine kotanjant ayaş isteniyor. Kotanjant isteniyorsa arkadaşlar biz tanjant bulup sonra 1 bölüsünü alıyorduk. Unutmayalım. Ben şu açıya x dersem arkadaşlar, şu açıya y dersem. Dolayısıyla biz aslında kotanjant x artı y'yi bulmak istiyoruz. Soru işareti bu. Ancak tanjant x artı y'yi bulup 1 bölü şeklinde yazacağız. O da biliyorsunuz tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'dir. Şimdi tan x değerini arkadaşlar grafikten okumaya çalışalım. Bazı oranlar vermiş, onları yerleştireceğim önce. Bunları 6'da eşitleyebilirim hepsini. Ortak katlar 6'dır. Yani ben KL'ye 2, EC 3, AB 6 diyeceğim. AB 6, EC neymiş arkadaşlar? 3, EC neresi bakıyorum? EC yok arkadaşlar. Şurası galiba. Evet, burası 3'müş. O zaman burası da 3'tür. KL de arkadaşlar 2'ymiş. KL burası. Burası 2 ise zaten arkadaşlar şurası da 2'dir. Dolayısıyla burası 3 ise burası da 3'tür. Bakın arkadaşlar tan x ve tan y'yi artık biliyoruz. Tan x bu üçgenden karşı bölü komşudan 2'dir arkadaşlar. Artı tan y de şu üçgenden 5 bölü 3'tür değil mi? Karşı bölü komşudan. 1 eksi 2 çarpı 5 bölü 3. Üst taraf arkadaşlar 11 bölü 3 yaptı. Alt tarafta ne yaptı? 10 bölü 3 eksi 7 bölü 3 yaptı. Sadeleşirse eksi 11 bölü 7 geldi. Eksi 11 bölü 7 şıklarda vardır arkadaşlar. Sakın işaretlemeyin çünkü biz tanjantı bulduk. Kotanjant eksi 7 bölü 11. Bunu takla atmış hali deniz olacaktır. Evet, bir başka şekilde güzel sorumuz. Yine oranlarımız var, yerleştirelim. Ortak katların 6 olduğunu görüyorum. DE'ye 2 diyeceğim arkadaşlar buradan.
EF3 VC'de 3 diyeceğim. EF3 VC3, burası da 2. Şimdi bakalım sinüs AKE diyor. AKE, evet AKE şurası. Bu açı arkadaşlar bir dik üçgenin içerisinde değil. Dolayısıyla doğrudan bunun trigonik değerler bulamıyorum. Onu dik üçgenin parçalar haline getirmeliyim. Şuraları x, y dersem bana sorulan açı x artı y yapmadı mı? Yani soru bizden aslında sinüs x artı y istiyormuş arkadaşlar. O zaman neden x, y dedim buraya? Çünkü x'i bakın şu üçgenden bulabilirim. Doğru mu? Y'yi de arkadaşlar şu üçgenden bulabilirim. Doğru mu? Dolayısıyla iki tane dik üçgenim olduğu için buralardan sinüslere çok rahat ulaşabilirim. Evet. Alttaki bilgide de AD'nin DF eşit olduğunu söylemiş. Bakıyorum DF 5 ise arkadaşlar AD'nin de 5 olduğunu söyleyebiliriz. Artık sinüs toplam formülünü yazalım. Neydi sin x artı y? Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x. Sinüs x arkadaşlar hemen şu üçgene bakıyorum. Sinüs x karşı bölü hipotenüsten 5, 6. Tabi Pisagor'dan burayı bulmamız gerekiyor. BE ne yapacak arkadaşlar Pisagor'dan? 5'in karesi 25 artı 36'dan 61 mi yapıyor kök içerisinde? Bir de AF'ye ihtiyacımız olacak. Onu da ben hesaplayalım şu köşede. Burası da arkadaşlar 5, 5, 5 kök 2. Evet. Şimdi sinüs x arkadaşlar bakıyorum. Sinüs x karşı bölü hipotenüsten 5 bölü kök 61. Çarpı kosinüs y'ye bakıyorum. Kosinüs y arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 5 kök 2 yani 1 bölü kök 2. Artı sinüs y'ye bakalım. Sinüs y neydi? 5 bölü 5 kök 2'den o da 1 bölü kök 2. Çarpı kosinüs x'e bakalım. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 6 bölü kök 61. Bu da arkadaşlar paydalar aynı olmuş oldu. Toplarsak eğer 11 bölü kök 2 çarpı kök 61. Bakıyorum hangi şıkta var arkadaşlar Adana. Oranları yerleştirelim önce bu soruda. AB'ye biz 2 dersek, AB 2 dersek DF onun yarısı olacakmış 1. DF neresi bakıyoruz burası 1. Bu bir kare olduğuna göre zaten şuranın tamamı da 2 olacağını biliyoruz. EC de 2 EB'ymiş. Evet o zaman oranlarımız çalışmadı. Hemen yeniden yazalım. Şuradan başlayalım. EB 1 dersek arkadaşlar EC 2 olacak. Şimdi burası 3 yaptı ya bakın arkadaşlar bir teknik gösteriyorum. Buranın 3 yapması gerekiyor kareden dolayı ama birazdan 2'ye böleceğiz. Yarım yarımlar olacak. Kesirlerle uğraşacağız. Onun yerine ben EB 2 EC 4 diyerek başlayacağım. Ki toplamı 6 olsun. Kareden dolayı burası da 6 olsun. Buralar 3 3 olsun. Çünkü buraların eşit bölündüğünü az önce gördük. Dolayısıyla arkadaşlar kesirlerle uğraşmamak için bunu dedim. Neden K demiyorum? Trigonometri oran demek. Oranladığımız zaman zaten K'lar sadeleşecek. Onun için hiç kullanmıyorum bile. Sinüs AKF diyor. AKF yani şu açının arkadaşlar sinüs isteniyor bizden. Ben ne diyeyim? Şuraya mesela örneğin X diyeyim arkadaşlar. Şu açıya da Y diyeyim. Olur mu? Buraya Y dersem o zaman sinüs AKF X artı Y oluyor. Yani benim bulmam gereken şey sinüs X artı Y. Açarsak sin x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x. Zaten bakın iç ters açılardan şuranın da y olduğunu biliyor muyuz? Sin y'yi buradan bulabilirim. Sin x'i de zaten aşağıdan bulabilirim. Buradan sonuca gidebiliriz. Yine hipotenüsleri hesaplamamız gerekiyor. Şuranın arkadaşlar 2 kök 10 olduğunu biliyoruz Pisagor'dan. 2, 6, 2 kök 10. AE yazalım hemen. Şuradaki Pisagor'dan da 3, 6, 3 kök 5 değil mi? BF'ye de 3 kök 5 diyelim. İşlemlere başlayalım. Sinüs x bakıyorum hemen şu üçgenden. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Yani 2 bölü 2 kök 10'dan 1 bölü kök 10 çarpı. İsterseniz olduğu gibi de yazabilirsiniz. Kosinüs y'ye bakalım. Kosinüs y nedir? Kosinüs y komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 3 kök 5. Sadeleştirme yapmıyorum. Neden yapmadığımı şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Sinüs y'ye bakalım. Sinüs y karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 3 kök 5. Kosinüs x de arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten 6 bölü a yani 2, 6 bölü 2 kök 10. Şimdi burası bakın 2 kere 3 6 yaptı. Artı burası da 6 kere 6 36 yaptı. Paydalar zaten otomatikman aynı gelmiş oluyor. Yani 6 kök 50. Değil mi arkadaşlar? Kök 50 de zaten nedir? 5 kök 2 yani 30 kök 2. Üst tarafta ne yaptı arkadaşlar? 42 bölü 30 kök 2. 6'ya böldüm 7, 6'ya böldüm 5. Yani 7 bölü 5 kök 2 kaldı elimizde. Kök 2 ile genişletirsek 7 kök 2 bölü 10 olacaktır cevabımız Edirne.
Evet, artık bu soruların mantığında oturduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Şu açıya A dersem bakın, şu açıya B dersem biz A artı B artı X. Bakın soruyu okumadım bile henüz. 90 diyorum. Buradan X'in biz 90 eksi A artı B şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Değil mi? A artı B karşı atarsak. Şimdi bize ne soruyor? Kotanjant X soruyor. Yani aslında kotanjant X yerine ben kotanjant 90 eksi A artı B diyebilirim. Az önce konuşmuştuk geniş açıları dönüştürürken videolarımız var öncesinde anlatmıştık bunları arkadaşlar. 90'da ne olur? Hece değişir. Kotanjant kime dönüşür? Tanjanta. Yani ben bunun içine tanjanta artı B yazabilirim şu 90'ı silip. Bir de 90'dan bir şey çıkarmışım. İşareti de kontrol etmeliyim. 90 derece yani şuradan bir şey çıkarırsam sıfıra yaklaşırım birinci bölgeye doğru. Ki birinci bölgede de kotanjant artıdır. Onun için işaret olarak başına artı yazacağım ya da hiç yazmayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi tanjant artı ve toplam formüle dönüştü. Bu da neydi? Tan artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b'ydi. Tan a tan b'yi de buradan bulacağız. Bakın bf'ye ben 1 dersem bf'ye fc buradan arkadaşlar 3 yapacaktır. Kare olduğuna göre 4 ise şuralarda 2 2 olacaktır zaten. Bu da 4. Bu da 4. Şimdi tan a'yı buradan buluyorum. Tan a karşı bölü komşudan 2 bölü 4 artı tan b'yi buradan buluyorum. Karşı bölü komşudan 1 bölü 4 bölü 1 eksi 2 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. Yukarıda topladıklarım aşağıda çarpıyorum. Üst taraf arkadaşlar 3 bölü 4 yaparken alt tarafta 8 eksi 2'den pardon 16 eksi 2'den 14 bölü 4 yapmış oldu. 14 bölü 16 özür diliyorum. Sadeleştirirsek arkadaşlar şu 4 1 şu 4 yapacak. Bu 2 bu 7 yapacak. O da 6 bölü 7 olacaktır. Ters çevirip çarptığımızda. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Burada BC'ye 1 dersek AB'nin 3 olacağını görüyoruz. Hemen BC'ye 1, AB'ye 3 yazıyorum. Bu arada da DE'nin 2 katı EC'ymiş. Yani burası 1, burası 2'ymiş. Zaten burası da 1. Bakın bizden ne istiyor? Tanjant teta istiyor. Ben şuraya x, şuraya y diyeceğim. Yine x artı y artı teta'nın 180 olduğunu biliyor muyuz? Pardon özür diliyorum. 90 olduğunu biliyor muyuz? O zaman teta buradan 90 eksi x artı y olacaktır. Bizden ne isteniyor? Tanjant teta. Yani tanjant 90 eksi x artı y isteniyor. Denemiştik. 90 varsa bunu silebiliriz, atabiliriz. Yani bunun yerine tanjant x artı y yazabiliriz. Ama hece değişmeliydi. 180 derece değişmiyor ama 90 derece değişiyordu. Yani tanjant yerine ne yazacağım demek ki arkadaşlar? Kotanjant yazacağım. Kotanjant yazdığımız zaman elimizde kotanjant x artı y kaldı ve bizden bu isteniyor. Ama biz kotanjantın formülünü bilmiyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Tanjant x artı y'yi bulup 1 bölüsünü işaretleyeceğiz değil mi? Tan x artı y'yi hesaplayalım. Tanjant x buradan arkadaşlar 1 bölü 1'den 1 artı tanjant y de buradan 1 bölü 3. Yukarıda topladıklarımızı aşağıda çarpıyorduk. Bakın üst taraf 4 bölü 3 yaparken alt tarafta ne yapmış oldu? 2 bölü 3 yaptı değil mi arkadaşlar? 3 eksi 1 bölü 3'ten. 3'ler sadeleştiğinde elimizde 2 kaldı. Tanjant x artı 2 ise arkadaşlar kotanjant x artı y bunun takla atmış hali 1 bölü 2'dir. Yani cevabımız denizlidir. Evet, bir sonraki bölümde yarım açı formüllerinde görüşmek üzere. Başarılar.